Şimdi çok formda bir takımla oynadık. Beşiktaş'ta yani bundan önceki maçlarında da gayet güzel oynayıp net skorlar almışlardı. Bugün bizim yaptığımız en büyük hata maçın ilk yarısındaki defansif açıdan yaptığımız hataydı. Ben öyle bir defans, öyle bir geriye de bekleme gibi bir şey mümkün değil yapmam. Yapmadım da bugüne kadar. Ama ben anlamadım bütün oyuncularımın gelip defansımızın önünde durması, durmalarına rağmen gol yemeleri. O tabii ki bizi çok üzdü. Çünkü bizim amacımız mutlaka oradan ileriye çıkıp buradan gol ve goller atmaktı. Yani puan almak istiyorsak. Ama maalesef ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun gerçekten kolay gol izni verdik Beşiktaş'a ilk yarıda. Ama ikinci yarıda tabii ki 3 oyuncuyu birden değiştirdik ve ondan sonra da önde basarak başladık. O da gayet iyi şekilde gitti. Gol attık. Belki daha da atabilirdi. Güzel pozisyonlar da yakaladık. Ama oynadığımız hele hele ilk yarıdaki oynadığımız oyun bana göre çok kötü. Hem bize yakışmayan hem bana yakışmayan bir şekilde olan bir oyundu bu. Öyle bir düşüncem her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman olmadı. Gelip geriye yaslanıp Beşiktaş'tan puan alman öyle kolay iş değil. O yüzden de biz tabii ki üzgünüz. İlk yarı için üzgünüz ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık. Yani iyi mücadele ettik. Önde de bastık. Demin söylediğim gibi gol pozisyonlarına da girdik. Onun için şimdi bunlardan güzelce bir ders alacağız ve ondan sonra hem Avrupa hem de ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Hocam takım ilk yarıda varlık gösteremedi. İkinci yarı sizin Robin hamleniz ve Salih Uçan'ın da oyundan çıkmasıyla birlikte ikinci bölgede daha çok varlık. Bununla birlikte etkin de oldunuz. İkinci yarı savunmayı önceleyen Beşiktaş'a rağmen üçüncü bölgede pozisyon anlamda daha çok varlık göstermenize rağmen sonuç elde edememenizi neye bağlıyorsunuz? Tam duyamadım ama neyse yine anladığım kadarıyla söyleyeyim. Tam ikinci bölgeyi mi dedin? İkinci bölgede 75. dakikadan sonra oyunun uzamasıyla daha çok etkin de olup üçüncü bölgede de pozisyon da buldunuz. Ancak sonuç alamamanızı neye bağlıyorsunuz? Ya şimdi şöyle biz Avrupa maçlarında da olsun, ligde de olsun çok gol kaçırıyoruz. Ve son pasları maalesef değerlendiremiyoruz. Ama pozisyona giriyoruz kesinlikle. Yalnız bir tane bir şey var bizde. En büyük sıkıntımız bu. Biz her maç gol yiyoruz. Yani bizim öncelikle o şeyi bir kesmemiz gerekiyor. Hakikaten bazı arkadaşlarımızın sıkıntıları da olabiliyor. Onun için bizim bir kere her şeyden önce onu bir güzel şekilde iyi şekilde çalışıp düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa kupalarından da oynayacağımız için ve hem de lig oynayacağımız için hep sıkıntı yaşayabiliriz. En büyük sıkıntılarımız o. Sizin dediğiniz gibi de her pozisyon yaratıyoruz. Kesinlikle yaratıyoruz. Hangi takım olursa olsun. Ama maalesef son pasları değerlendiremiyoruz. Yani şu andaki en büyük sıkıntılarımız o. Bir de şu gerçek var. Biz transferde geç kaldık. Yani geç transfer yapınca mesela oyuna giren Saba ilk defa oynuyor bizle. Yeni geldi. Bir hafta bile olmadı geleli. Hazır değil. Antrenmansız arkadaşım. Ondan önce aldım, sonra aldığımız Enji arkadaşımız o da aynı şekilde. Yani bir türlü takım olarak tam böyle birleşip antrenman hazırlık döneminde olamadık. Şimdi yavaş yavaş oyuncular alıyoruz. Ama 1-2 hafta içinde de daha iyi bir yere geleceğiz yani. Eren Tutal, Bir Gün Gazetesi. Hocam, stoperlerinizin özellikle Weghorst'la eşleşmede sorun yaşadığını gördük. Weghorst her topla buluştuğunda kendine alan yaratmayı başardı. Transfer dönemi kapanmadan bu bölgeyi takviye yapmayı düşünüyor musunuz? Ya biz şimdi gereken yerlere yapıyoruz ama tabii ki bunun zamanlaması çok iyi. Yani zamanlamasını çok iyi yapmak lazım. Şimdi transfer yaptığın zaman, şu anda bir oyuncuyu aldığın zaman o oyuncu en az 2-3 haftada anca hazır olur yani. O yüzden de bizim en güzel yerlerimizden bir tanesi stoperlerimizdi. Yani hepsi çok iyiydi. Ama şu anda bazılarında bir düşüş var. Ama onu da tabii ki biraz önce de söylediğim gibi çalışarak, konuşarak düzelteceğiz. Mutlaka düzelteceğiz. Biz geçen sezon da aynı bu durumdaydık. Yine transferde geç kalındı. Ondan önceki sene yine hem Avrupa hem ligi götürdük. Geçen sene de aynı şekilde. Ya biz başarılı bir takımız yani Anadolu takımı olarak başarılı bir takımız ama biz
Öyle istediğimiz oyuncuları alamayız. Yani kulübün bütçesinin yettiği oyuncuları alabiliyorsunuz. O anda da istediğini alamadığın için de mecburen bazı şeyleri beklemek zorunda kalıyorsunuz. Geçen sene aynı şekil yaşadık. Onun için buna alışığız biz. Tek yapacağımız şey bir an önce toparlanmak, bir an önce lig maçı kazanmak ve ondan sonra da Avrupa kupalarında Türkiye'mize puan getirmek. Yani o grubumuzda herkese göre kolay diyorlar ama bizdeki gruptaki takımların hepsi kendi ülkelerinin şampiyonu. Yani o yüzden de kolay maçlarda oynamayacağız. Ama biz kesinlikle birkaç hafta içinde çok güzel bir yere geleceğiz yani. İyi akşamlar.